Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı akşamlar. Borsanın kapanış saatinde ve haftanın son gününde bir video çekmek istedim. Şunu söyleyeyim arkadaşlar, şayet dediğim gibi videolarını beğeniyorsanız beğeni, abone olmayı unutmayın. Beğenmiyorsanız arkadaşlar yorum kısmına neden beğenmediğinizi yazarsanız en azından ben de ona göre bir bilgi sahibi olma, ona göre kendimi geliştiririm. Arkadaşlar bugün borsa açılışımız ilk başta bir düşük değerlerde başladı. Daha sonrasında TÜİK'in yapmış olduğu Mart ayında tüfe verilerinden sonra güzel bir toparlanmaya gitti. En sonunda da %0.05'lik bir değer kazancıyla kapattı. TÜİK'in yapmış olduğu açıklamaya baktığınız zaman arkadaşlar tüfe Mart ayında aylık bazda %0.57 artış gösteriyor arkadaşlar. Nedir bu? TÜİK tarafından açıklanan verilere göre tüketici fiyat endeksi yani Mart ayında 0.157 artış gösterdi ve böylece yıllık enflasyonu Şubat ayında %12 seviyesinden %11.86'ya geriledi. Arkadaşlar bu da borsa olumlu bir katkı sağladı. Dediğim gibi ilk açılış saatlerinde düşüş yaşarken TÜİK'in açıklamasından sonra tekrardan yükselişe geçti arkadaşlar. Ne diyor? Devam edelim. Mart ayında aylık bazda en yüksek artış %2.78 ile sağlık grubuna gerçekleşirken gıda ve alkolsüz içecekler grubunda %1.95 artış görüldü. Aylık bazda en yüksek düşüş petrol fiyatlarında gerilemenin etkisine bağlı olarak %1.91 ile ulaştırma grubuna gerçekleşti. Yıllık bazda en yüksek artış %40.19 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda olurken yıllık bazda düşüş gösteren harcama grubu olmadı. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Ne diyor? Bakın Mart ayında aylık bazda en yüksek artış %2.78 de sağlık grubunda gerçekleşmiş. Neden sağlık grubunda gerçekleşti? Önümüzdeki herkesin bildiği bir koronavirüs illetinden dolayı millet sağlık harcamaları, özellikle maske, eldiven harcama ve dezenfektan harcamaları bayağı bir gerçekleşti. Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda ise %1.95 artış görüldü. Bunun sebebi de ne arkadaşlar? Sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmeyeceğini millet bilmediğinden dolayı evine erzak depoladı ki keza bunlardan biri de benim arkadaşlar. Yani nasıl benim? Ben de gittim evime un, yumurta atıyorum, şeker. Ben de aldım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Her şeyde bir hayır vardır diyoruz. Tekrardan arkadaşlar yine TÜİK'in yapmış olduğu açıklamaya baktığım zaman yurt içi üretici fiyatları Mart ayında bir önceki aya göre %0.87 artış gösterdi ve yıllık bazda artış %9.26'dan %8.50'ye geldi. Mart ayında ana sanayi gruplarında fiyat değişimleri aylık bazda incelendiğinde en yüksek artış %2.03 ile ara mallarında görülürken sermaye malları %2.01, dayanıksız tüketim malları %1.76, dayanıklı tüketim malları ve ise %1.35 artışı gösterdi. Aylık bazda düşüş gösteren tek grup %6.82 ile enerji malları grubu oldu diyor arkadaşlar. Bu da bizim borsamıza arkadaşlar olumlu yönde yansıdı ve günü %0.05 bir değer kazancıyla kapattı. İlk seanslarda arkadaşlar TÜİK'in yapmış olduğu açıklamadan öncekinde bir düşüş yaşıyordu. Arkadaşlar ben son zamanlarda İYAPI uzun vadeli olarak yatırım olarak gösteriyordum. Ki keza aynı şekilde hala uzun vadeli olarak yatırım gösteriyorum arkadaşlar. Bugünkü değerine baktığımız zaman arkadaşlar 0.4'e kadar düştü. En yüksek değeri ise günün en yüksek değeri ise arkadaşlar 0.420 artışta arkadaşlar işte kapanışa doğru maalesef bir düşüş yaşadı. Doğaldır. Ne demiştik? 2 ileri bir geri gidiyor. Hatta bir ileri 2 geri gidiyor arkadaşlar borsamız. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Altınla doları tutamıyoruz. Önünü alamıyoruz. Euro keza öyle. Gümüş keza öyle arkadaşlar. Ne demiştim? Ben yatırım yapmak istedim. Gümüşe yatırım yaparım demiştim arkadaşlar. Ki keza da gümüş topluyorum. Şu anki alış fiyatımız arkadaşlar 3.12 iken satış fiyatımız 3.09. Güzel bir artış göstermiş arkadaşlar son zamanlarda. Çünkü 2.90'larda falandı. Arkadaşlar zaten gram altını söylemiyorum. Tarihin en büyük artışını yaşıyor. 348 milyon. Bizim alışımız 346 TL'de bizim satışımız arkadaşlar. Zaten dolarla euro aldı başını gidiyor. Tutulması imkansız. İnşallah tez zamanda düzelir diyoruz arkadaşlar. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Fonlarımıza baktığımız zaman fonlarımda ise benim biliyorsunuz bu hafta ben 5 günde kayıpsız gerçekleştireceğimi söylemiştim. Keza yine aynı şekilde mesela Yapı Kredi Portföy Kira Sertifikalar Fonu'nda ise yine %0.0916'lık bir karla günü, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, haftayı artık karla kapattık. Yani bu günlük baza vurduğu zaman arkadaşlar güzel bir kar getirdi. Tekrardan arkadaşlar yapı kredi portföy özel sektör borçlanma araçları fonu kez daha yine %0,0206'lık bir değer kazancıyla arkadaşlar bana yine kar getirdi. Arkadaşlar güzel, yani en azından zarar etmiyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar borsamız da günü karla kapattı ama birçok hisse senedinde düşüş yaşandı ki benim takip ettiğim hisse senedinde düşüş yaşandı. Hani ben özellikle ön planda neyi tutuyordum? Galatasaray ile İYAPI'yi ön planda tutuyordum. Galatasaray ilk gün boyunca %10, %5'ler değer kazanırken bugün %9'luk bir değer kaybetti. İYAPI da keza arkadaşlar 2-3 gün boyunca değer kazanırken bugün değer kaybetti. Doğaldır. Değer kazanacaktı, değer kaybedecekti. Önemli olan bizim vakti zamanında nerede nasıl bir yatırım yapacağımız. Herkes kendi yatırım danışmanıdır arkadaşlar, onu söyleyeyim. Dediğim gibi arkadaşlar videomun sonuna geldim. Yasal uyarımızı yapayım. Ben yatırım danışmanı değilim arkadaşlar. Ben de sizler gibi normal bir sıradan vatandaşım. Şayet videolarımı beğeniyorsanız beğenip abone de olmayı unutmayın. Videoma katkıda bulunursunuz. Zaman ayırıp videomu seyreden arkadaşlar şimdiden teşekkür ediyorum. Herkes Allah'a emanet. Evinizden çıkmayın. Kesinlikle inşallah kimse hastalanmaz. İyi akşamlar, hayırlı akşamlar diliyorum.